Maskeleriniz çok güzel. Evet, 28 milyar dolar nerede? Güzel. Vallahi bunları da zorla indirtirebilirler ağzınızdan burnunuzdan, haberiniz olsun. Bravo arkadaşlarım. Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar, Mısır'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp. Milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp. Mutluluğu, kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. E tabi haliyle 128 milyarı kaybeden PowerPoint sunumların efendisi, damat bakan da kayıp. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hangi partiye oy vermiş olursa olsun milletimiz 128 milyar doların akıbetini soruyor. O nedenle biz de 9 Ocak'tan beri her fırsatta, her mecrada aynı soruları soruyoruz. Millet bunca zorlukla mücadele ederken siz 128 milyar doları ne yaptınız diyoruz. Neden sattınız diyoruz. Ne kadara sattınız diyoruz. Kime sattınız diyoruz. Peki cevap geliyor mu? Bu defa Allah var geliyor. Sayın Erdoğan'ın ekonomi gurusu danışmanlarından biri çıkıyor. Öyle bir para hiç olmadı arkadaşlar diyor. Bir diğeri çıkıyor. Pandemide şu kadar şuna, bu kadar buna dağıttık diyor. Bir başkası çıkıyor. Milletin cebinde bu para diyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıyor. Tam da bu ucube sisteme layık bir yöntemle 128 milyar doların bozdurulduğunu söylüyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor. Merkez Bankası milleti bilgilendirmelidir diyor. Dün de en son küçük ortak çıkmış. Daha ne arıyorsunuz? Para Merkez Bankası'nın kasasında diyor. Durum şu. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. 128 milyar doları açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar, masal dinliyoruz. Bu hafta Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı Sayın Adem Atacan Bey aramızda. Buyurun Adem Bey, söz de kürsü de sizindir. Sizleri kamu, kurum ve kuruluşlarında görev yapan 510 bin kişi, sözleşmeli personel ve 2 milyon mağdur aile adına sizleri selamlıyorum. Heyecanımı maruz görün. Ben Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı Adem Atacan. Kamuda, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamı yapılmaktadır. Sözleşmeli personel mevzuatı yetersiz ve güncel değil. 1978 tarihli 43 yıl önce çıkarılmıştır. Ayrıca teşkilat kanunlarındaki ayrıcalıklar huzursuzluk yaratmaktadır. Az önce genel başkanımız izahını yaptı. Sadece geçici işlerde, nitelikli işlerde personel istihdam edilebileceği ifade edilmişken bu kanunda maalesef mevcut durum itibariyle kamunun asli yükünü yürütmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılır hale gelmiştir. 4B sözleşmeli personeller için sistemin sürdürülebilir olmaması adına 2011-2013 yıllarında tüm sözleşmelilere kadro getirilmiştir.
Fakat 2013 yılından sonra sözleşmeli istihdam modeline devam edilmiş ve şu anda sayımız yaklaşık 500 bini bulan bir sözleşmeli personel istihdamına ulaşmıştı ne yazık ki. Bir de 3+1 sistemi getirilmiştir. Ancak bu sistem tüm bakanlıklara, tüm kamuya değil, sadece az önce belirttiğim gibi teşkilatlarda ayrıcalık olan kurumlara getirilmiştir. Yani bir Milli Eğitim gibi, bir Sağlık Bakanlığı gibi, bir de Diyanet İşleri Başkanlığı gibi. Evet, getirirsin, kötünün iyisi diyoruz. Yalnız 2016-2018 yıllarında çeşitli KHK'larla bu kanunlar getirildi. Kıdemli personel aynı işi yapıyor, aynı sınava tabi tutulmuş. Bu personel dahil edilmezken göreve sonradan başlatılanlar bu süreye dahil ediliyor. 3 yıl sözleşmede bırakılıyor. 3 yıl her yılın sonunda sözleşmesini imzalıyor. 3 yıl boyunca böyle. 1 yıl da aynı yerde kadroda kalarak normal memur kadrolarına atanıyor. Bu kıdemli personel ne yazık ki ayrı tutuldu. Sözleşmeli personel uygulaması da bu halde kendi arasında süreli ve süresiz olarak da bölündü. Zaten 657 devlet memurları kanunu bölünmüş. 4A, 4B, 4C, 4D yani müdahale edilmezse Z'ye kadar gidebilir yani. Şu anda kamunun en önemli sorunu, istatistik yaptırabilirsiniz, süresiz sözleşmeliliktir. 2 milyon aile, yani şimdi bir anneanne, babaanne düşünün. Çocuklarını işe yerleştirmiş, yani onun dinlenmesi gerekirken resmen dadılık yapıyor. Yani bizlerin dışarıda olmamızın nedeniyle Sayın Başkanımız, Genel Başkanımız izahını yaptı. Bizler çocuklarımızı eve kilitliyoruz. Konuşamayacağım Genel Başkan. Yani ben burada siyaset yapmıyorum. Ama gerçekten pandemi sürecinde biz çok zorluklar yaşadık. Candan aziz ne var? Evlattır. Çok teşekkür ederim başkanım. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Gelin söz verdiğiniz gibi 4B'lerin kadro sorununu çözün. Kamuda işçi kadrosu dışında istihdam edilen ve kanunda yazıldığı gibi asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa eden bütün çalışanları hizmette geçirdikleri süredeki haklarını da hesaba katarak kanunla 4A statüsüne geçirin. Aileleriyle birlikte milyonlarca mağdur vatandaşımıza bu kürsüden söz veriyorum. İktidar çözmezse ilk sandıkta biz çözeceğiz.